Hem de Trump'tan başlasın, til kaldığımız Trump'tan müşahede değişik edelim. Trump bu katı hem de hücumu ufçurdu. Hem de aldığımızdaki sayılamdı. Bu hücum deyken hem de sak hayat kutlup kalan deyken nur kullugan sözler bulu atıdı onun ki hücum kim kıldı, kim kılmadı o bu diyendik. Kutlup kalışı olan tekhimbek bu katı aldığımızdaki sayılamda tutup çıkış neymesi Tehmek güçlendi diyen analizde mi köple tutulgan vardı. Nurgun halkının kolluşu bu Tehmek iyileşti. Biden çekilişi mümkün o bu diyen, çekinişi mümkün diyendik. Ama Trump'ın ki abaysız söyleyip ötkendek, ilgirki mezgilde hakimiyet tutkan vakti de NATO'u boğan, Avrupa'u boğan pozisyasını bilimiz hem de. Bugün Hazır Stoltenberg'in devrede en ahirki minutları geçe, Xitay'a karşı, Rusya'ya karşı bütün küçümüzle özümüzü küçük etişimiz gerektiği vatkan bir vaziyette bu iş bağlı en köp işildi vatkan vaziyette. Trump geldi deydi mesela. Yani ilgirki dek bundaksız yukarı söyleyip ötken işlerini kılıp Xitay hoş oldu bu vaziyette hem de. Çünkü bu işini arzu kıldı. Bundak bir vaziyet olup kalan vakti de sizce aldığımız hükürlerdi. Hatta ki tıkı vazifeyi çıkmayı durup mu mesela Tayvan meselesi mi Trump kayış günü aldığı günü o değil mi? Bu biz Tayvan'dan kovdaydıgan şüp kapkası bizge pul tölüş gerek. Onda iş yok o. Anı kıldı mı anı kıldı diyen iş bağırlarını işlete oturtmasın. Bu meseleyi kana karayız mesela. Bu Amerika kurulgandan beri taşkı dünya için iki hıl bir siyaseti var. Birisi bu izolasyon deydi. Yani yalnızla Amerikanınla oylaydıgan. Amerika'nın sırtındaki devletine oylaşmaydıgan, öz özünü baykılıp, öz özünü küçlük kılıp, hiç kim meydan okuyamaydıgan bir küçüke ilgi buluş. Bu talıgan. İkincisi, internasyonel yolu deydi. Yani bütün dünyanın hayvusizliği, menin hayvusizliği. Bütün dünyanın ki iktisadı, ticari, ravan buluşu menin kime işim. Çünkü manga faydası var. Bunu kaçan bir ügünü aldı diyen vakti de 1929'da dünyada yaman çok bir iktisadi krizsiz buldu. O vakti de Amerika muşu, bütün muşu krizsiz devletlerinin arasında en bayitti yani ona diyen de. Fakat bu kriz devam kılan çağda Amerika mı kembeğeldi şimdi? Değil mi de? Çünkü Amerika'nın ki işlep çıkaran küçüğü küçlük bozma ama işlep çıkaran mesulatını sitip aldıran devlet yok. Çünkü hemimizi krizinin işçi de. Amerika mı şu içki uğruşundan kinki devirlerde aşı özünün ki tarakiyatı ekmek verdi. Hem hayvancılıktan, tarım gıcı hem de sanayi. Tarakı kaşka mı şu 1914, yani Birinci Dünya Uruşu gıcı değil. Onun ki iktisadi küçüğü İngiliyye'ye erişip kalaydı geldi. Yani bugünkü Hıtay'dek değil mi? Aslında bir küçüğü ilgi boğan. Şunlara bu işkimin 1929'daki bu iktisadi meselesi çıkan vakti de Amerika küçük bir devletti. Fakat yüzden başka devlet hem mesela kriz bu başka üzme kriz uçuraydı ama seninki bu küçüğün ne işlep çıkan nesillerini aldıran adam yok. Şunun kolunda kaldıran gel. Şunun Amerika dedi ki biz bay bulumuz dese abizine etraftakiler ama bay buluş lazım ki yani. Yani benimcilik bulmasına. Dediğim bir düşünce peyda oldu. Bunun ikinci bir misalı, İkinci Dünya Uruşu'ndan ki Avrupa devletler hemisi eğilip kaldı, pahalışıp kaldı. Bu sanayi iktisadi ne aitin, naçarlaştı. Bunda bir peyde hem de Amerika bulağa yardım kılıç bir siyasetini oturup koydu. Bu siyasetinin ki ismi Marshall Planı. Marshall Planı'nın ki mezmunu Avrupa devletlerinin ki iktisadi, sanayi, terakiyetliğe yardım kılıç. Bunun ki köpünce bir kısmı, yardımının köpünce bir kısmı ikağa. Misalga ben sana
ondan traktör bəldim. Bunu bir qağı bəldim. Ama traktör buzlu, bir vintisi çıkıp kalsa, vintini sen benden alırsın. Digende onda bir plan. Ama Avrupa devletleri çakarak alakalı terakki kılış için Amerika'nın bu yardımıya naiti kursam oldu. Hakikaten Avrupa'mış gibi dünya uçundan ki çakkan bir şekilde, yani çakkan diginin mi, hele yıl devam kıldı o. Her devlette bir candınkin yok. Çakkan bir şekilde güçlendi. Sovyetlerge karşı takabül turalaydıgan bir güç algı geldi. Ve şundakla bu Avrupa devletlerine bulup mu, Garbi Avrupa devletlerine mi Amerika'ya bir gün turalıydı. Yani sen benimle geçe alamaysa degen bir gap buldu o. Aşının dek bir nimelerini kıgan buldu. Faaliyetlerini, siyasetlerini ve her Amerika buna bir bütün buldu ki Amerika cihanına tüzüm, cihanına sistem ekilmende 45. yılda. Şu planı kıran çağda mı şu her devletler onu kolladı. Ve bugün bizim davatkan Birleşken Devletler Teşkilatı deyimiz, bunun denkin Dünya Bankası deyimiz, bunun denkin bu ticari, halkara ticaret teşkilatı deyimiz WTO. Ondan benim bu NATO deyimi. Bunun kuruluşunda Amerika başçılığı olan aşı ebekme diyen herkese hemisi kolluğa. Kollumuğa olsa kuruluşuma biraz kıyım. Hem de Amerika dedi ki biz şunda bedelini beğendik. Bütün yerde can kıldık. Asya Pasifik'te Japonlarla uğraştık. Amerika çık adam öldü. İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa'ya yardım kılmızda nurgun adamımız öldü, nurgun pul kettim. Ondan denkin bu Afganistan'da çatak çıksa, yani biz bir yeri biz ölü atımız. Irak'taki meselelerde yani biz ölü atımız, ondan denkin naçar namına yani biz ölü atımız. Dünyanın tinçilgini kogda kılış için biz işte küç serp kılı atımız ama küç serp kımıganla faydalı kılı atımız. Ondan denkin biz burada hayırsever diğer işlerini kımayız hem de. Yüzümüzünü koktaktır. Yani hazır ki Trump'ın ki düşüncesi bu. Ve Trump'a avaz bir vatkanlığının düşüncesi mi bu? Bu da mı şu onun ki Mavin'in, Mavin prezidenti. Bu DJ Vance diyen yaş bala. O mu mu şu düşüncede? 2016'da Trump Nimige saylamaya kırgen çağda bu DJ Vance diyende bu adam prezident bulamaydı. Yani prezidentke layık edememez. Ve ben kıtık kıgan. Kim? Trump'ın ki davatkan yap söz ve nişan kıgan mesela Amerika birinci. Şimdi mi? Asla asla okuganın ki bu Trump aslında Amerika halkını koldaydıgan bir adamke de düşündü. Onun dediğim bu DJ Vance'ın bir kitap yazdı. Şu kembağallarının ki buna tercüm kılımız kembağallarının ahırkı nakşısı diye koyuyordu. bir yerde şu Amerika otradan töven sınıftaki halk bağın sırı kembağallı şifik bağınlığını. ve şu içinişlik bir Amerika'nın ki orta rayondaki bir rayondaki halkının turmuşuna yiyizdi. O kitap mı şu Amerika'da en cık sitilgan kitaptan arasını kırgan. Bu kitapta Amerika halkı bütün kıyınçılıklarını emmini üstüge ettirip şu dünyanın ki mütinçiliği ve dünyanın tarafiyetiyle o bu şunda küç serpkısı Amerikalıklar bunda kemlakalleşip acizleşip içinişlik vekala yamancı. Aşılarına anlatkandın ki bu Trump'ı kollaydıganlar ya da bu düşenceni kollaydıgan Amerikalıklarının san cetten bağın silip köpeydi. Şununla Trump kip kalsa ebeki ben digen aşı izolasyon siyasetini devam kılışmıyorum ki. Ama birinci kitim prezident boğancakta bu şu siyasetini mağız baktı ama nurgun devletlerle hareketti. Bulup mu? Şu Avrupa ile boğan uzun yıllık müstahmına asıl etler jirik ilişki etti.
Şununla bu ikinci kıtımlık bu prezident vaxtı da kandak bulundu, ben hazırca bilemeyim. Eğer de birinci kıtımlıktan tecrübe sağlayan ağam olsa, biraz oturhal, yani bekme eşri bir siyaset demez. Oturhal bir siyaset ne? Hem Amerika'nın ki şahsi öz aldığı menfaatini koltaydıran, hem de ancı muncu bozma dünyanın ki meselelerine kömür bildiren. Ama nim kısa kısa muavu Hıtay'ını nişan kılıp Hoş hoş. yürüdü. Rusya'na belki yeni bir tartış mümkün Putin'den kim özgüren bilmem ama Hıtay'ını uzun müddetlik bir nişan kılıp küreş kıldıran dek turda. Hoş hoş. Meli Trump olsun, meli başka olsun. Yani Hıtay Amerika arasındaki münasebetlerde Amerika'daki saylamda kan da özgersi özgersin. Hıtay'ını şimdi nişandan çıkamaydı da öyleyim. Hıtay'ın nişan ve ilişki aslında 2001 yılı George Bush'un manimini prezidentliğini kabul kılan, kazanğandan ki başlığandı. O birinci ayının 20'sinde prezident oldu. Ondan sonraki Hıtay'ın nişan ağan siyasetine mangızışka başlaydı. Hıtay'ın strateji rakibi de görüp bütün Asya Pasifik'e her bir yani yeniden yerleştirişe başlaydı. Hıtay'ını terk kılışa başlaydı. Ve 2004. ayının birinci günü de bu Amerika'nın bir casus artlarını çürü aldık. Hoş. Şununla bu iki tarafın ki ziddiyeti güçlendi. Ama 11 sentyabr vakadın ki Amerika'nın Hıtay'ını düşman kılıp kördüğün siyaset özgürdü. Çünkü bu yaşar terörizmge karşı can kılımızda siyaset özgürdü. Hoş hoş. Hıtay yaşadı mı bir paydı Payda oldu tabii ki elbette. ama Trump'ın ki saylamında birinci kadın saylamından ki Hıtay mı biraz hoşal oldu. Bu Amerika'm de Kim tohumu atar diye bu yakı bu yakı kımaydı da oyladı ama Trump dedi bu iki tarafının ki iktisadi küçüğümüz ticari münasebetimiz çatak var. Biz Hoş. her yıl 360-370 milyar dolar ziyan oluyor. Hiç olmasa bu ziyanlıkını azaltış lazım. Ya bizim işlerse Hıtay fakat onların kulak sağlamadı. Trump teyir. Devam kılgan olsam ben ticari uğruşunu başlayayım ben de. Ticari uğruşuna can uğruşuna ermemiz bilmez. Yani her iki tarafı ziyan bulduğum bir uğruş bu. Yani Amerika mı ziyan buldu? Trump'ın Şunlar bu su kuruluk bu devam kılıyor. Trump'ın bu su Trump biliyordu ziyanlıkını biliyordu ha. ama nimiş ki karar verdi diyen çağda bir kararlılık, bir gazeplik var da demek. Hoş. Ben mi ziyan tatım ama seni ama yolga tizgin kılalayma seni. Hoş Bununla hoş. ilgilenmedi. Oylamaz gerek. Fakat bu ticari olmuş, yalnız da ticari sahada kalmadı. Bara bara bu kalan iktisadi sahalarda, teknoloji sahalarda yiyildi. Bugün mesela Hıtay'ın en çok bizim yani Hıtay'ın karta en çok bizim teknoloji. Hoş. Hem de bu Nima'nın Amerika ile Hıtay'ın arasındaki ticari sumuma yıldan yılga azalıyordu. Hem de bu Hıtay Amerika'nın ki birinci ticaret şehri gitti. Yani Amerika'ya en çok mal satan Hıtay'dı. Geçen yıllardan itibaren Meksika Hıtay'ın aldığı etti. Şununla bu Amerika Hıtay'ın arasındaki o ticari, iktisadi münasebetleri burun kadar koyuk emez. Buna neymiş ki değmen diyen çağda bu burun devirlerde düşman devletler arasında nimeler
bağla bəki köp olmaydı. Xoş, xoş. Misalığa siyasi, iqtisadi, ticari, mədəni yazılır. Yani Hı-hı. düşman boğandı ki, ya kara ya ağ. Ama hazır ki düşman digən devletler bile kıl-kıl münasibetler bulundur. Misalığa Amerika, Xitay münasibetinde ticari münasibetinde karaydıgan olsa her yılın ki sumu azalsıma ona 750 milyar dolarının üstü de. Yani Avrupa bilemiş 750 milyar euro üstü de. Hoş hoş. Şununla bu düşmanlık kısa bu ticaret neyim oldu? Deydiler. Onundan başka mavi hayvsizlik yani bu enene o enene hayvsizlik bomgan hayvsizlik insan kaçakçı pasaport kaçakçı hayvan nadir hayvanlarına kaçakçı moyit müjna işlerge Xitay bile yani hemkarlık ilişki mecbur deydiğin gibi var. Ama bundan meseleler bundan meseleler azalgan Hoş, hoş. Münasibetle bağan sıra, acizle bağan sıra, ebeke ben diyen de birbirisini bağlaydıken o koyuk münasibetle acizlaydı diyen. Hoş. Ahire biri, bunçilik bir ticaret, ticaret sumunun kurban kıldık, uruşsak uruştuk, can kısa kıldık da noktaki lağama kilik ki pırışma yok ki. Ama bu eleke, en ahirde eleke, bütün siyasetle tüyap, hal kılamakam vakti kıldıkan iş. Ama angıca başka üsluplar var. Yani yamancı üsluplar var. Hı. Xitay Amerika arasındaki bu dokunuşluklar ne kılışı için.